Merhaba arkadaşlar, ben Berkay ve bugün Rogue Legacy ile devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey vardı ki şey oynuyordum, oyuna girdim ve son videoyla bu video arasında baya bir fark var arkadaşlar. Neden bilmiyorum, hani bir video çekmemiş mi yoksa bir şeyler mi olmuş, emin değilim arkadaşlar. Galiba bir şeyler olmuş, emin değilim ne olduğunu tam olarak. Ama son videoya şimdi bakınca arkadaşlar çok şey bir karakter seçmiş. Siz söyleyin ha, neydi adı ya, neydi adı? Belki de videonun şeyi başka yere gitmiştir, bu yüzden olmuştur, bilmiyorum. Birazcık bilgisayarda bir arayacağım arkadaşlar, ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Neyse bakalım. Ama ninja olarak oynuyoruz arkadaşlar ve biraz sıkıntılıyız çünkü şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Canlı ve team değişik. Değişik arkadaşlar, hani can ve manla şeyim değişik olduğu için şimdi hasarım yüksek evet, ama bayağı şey kötü ya, kötü. Ve bu şey aslında çok enteresan bir olay. Sizi kulenin herhangi bir yerine şey yapıyor arkadaşlar. Kule derken bütün şey kalenin ya. Yani gördünüz nasıl bir şey olduğunu arkadaşlar. Sizi herhangi bir yere teleportluyor. Hokage, Baldness, aha. Zaten bütün hepsinden Archmage. Neden almasın, neden almasın? Pek değişen bir şey yok zaten. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Karakterimizde şöyle demensiye var ve bazen olmayan şeyleri görüyoruz arkadaşlar. Göreceksiniz, çok enteresan bir şey. Çok enteresan şeyler oluyor bazen. Bu aslında o kadar iyi değil. Ama neyse. Bazen aha, ürünü takmışım ben. Ne güzel. Bazen odalarda düşman olacak arkadaşlar. Hani aslında orada olmamalılar. Öyle şeyler olacak. Ve bize bu düşmanlar saldıracak da hatta. Ve aslında bunu en kolay yolu göstermenin arkadaşlar şöyle ara sıra işte görüyorsunuz, bazen böyle şeyler olacak arkadaşlar ve soru işareti oluyor. Ve ilk başta birazcık zorlayacak bizi, ama kalenin sonlardaki aşamalarında o kadar şey değil, sıkıntı değil. Kurtadan. Sıkıntı değil arkadaşlar, çünkü kaledeki düşmanların seviyeleri artacak. Bunlar Dementia şeyi bize düşük seviye düşmanları şey yapacak arkadaşlar, gösterecek. O yüzden zaten o kadar sorun değil artık. Ve evet, çoktandır oynamadığım için hala alışmaya çalışıyorum. Gerçi bu oyunda o kadar iyi değilim arkadaşlar. Hani o kadar iyi değilim. Eyvah. Neyse, parayı en azından alalım. Eğer bir şey yoksa para alırız en azından. Ha, gel şöyle, gel şöyle. Oh. Ve aslında belki de en son şeye gitmeliyim, en son aşamaya gitmeliyim. Oh. Bu kim yoktu ya? Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hani duvarın içinden geçiyordu falan, dedim aa ne oluyor burada diye. Hani öyle olaylar olacak arkadaşlar. Burada hatta bunlardan bir tanesi belki de sahtedir, hani belki hepsi gerçektir. İşte enteresan bir şey, enteresan bir olay aslında. Ve burada ah. Ölebiliriz hani arkadaşlar. İnşallah ölmeyiz de. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada mimikler çıkıyor. Görüyorsunuz sandık hareket ediyor arkadaşlar. Ve mimikler aslında baya kötü bir düşman benim için ya, çok sıkıntılı
saldırıyorlar falan. Evet ama size bayağı bir tuhaf yapabilirler. Onların nereden anlayabilirsiniz? Gerçek mi değiller mi yani, ya da gerçek sandık mı değil mi? Haritada göstermiyor arkadaşlar. Normalde sandıkların hepsini gösteriyor haritada. Hoppa, hoppa. Oy. Ve evet. Eyvah. Hani çok olası ölebiliriz arkadaşlar. Aslında bu şey de, bu yetenek de boss'a karşı iyi olabilir. Ama ölecekmişim gibi hissediyorum kendimi arkadaşlar. Evet. Hokage şimdilik iyi arkadaşlar. Hani hasar konusunda iyi ama canlı kalamıyoruz Hokage ile. O yüzden birazcık şey yapacağız. Ha, disleksiya. Evet. Burada o kadar iyi okuyamayacağız arkadaşlar şeyleri. Her şey diyelim ya. Sar diyorum. Evet, canımız bayağı var. Evet. Ve normal bir şekilde oynayacağız bu arkadaşlar. Belki enteresan bir şeyler yapacağız. Ha. Evet, Stereo Blind. Üje göremiyoruz arkadaşlar. Ve aslında bu enteresan bir şey aslında. Ama böyle bir şey var mesela, bunları bazen göremiyorsunuz şu büyücü şeyleri. Çünkü öyle bir şey yapıyorlar ki arkadaşlar. Bazen görünmüyorlar ya. O kadar negatif bir şey yok, etki yok oyunda karta. Ve gördüğünüz arkadaşlar, Retaliation rune'le şeyleri alabilirsiniz. Kullanışlı bir rune'ler. Ama şimdilik iyi gidiyoruz. Hopa. Hop. Hadi lan. Olmadı şey. En azından damage alma şeyi değildi. Bu şey bana hiç vurmadı ya, bu büyük ateş topu. O yüzden ne kadar hasar, o kadar çok hasar şey yapmıyormuş. Bilerek vurmak istedim arkadaşlar, hani denemek istedim. Büyük olduğu kadar da hasar veriyor mu diye, ama yok, öyle bir şey yok. Olmadı. Evet. Oh. Ya Curse Rune hangisiydi bu ya? Ha, bari işte odaya gelelim arkadaşlar. Burası zaten tek şeydi bu odada. Evet. Bu bölüm anlaşılan olabildiğince fazla para toplamaya çalışacağız arkadaşlar ve bu karakterle olabildiğince fazla hayatta kalmaya çalışacağız, ama bu mümkün olacak mı bilmiyorum arkadaşlar. Hasarımız iyi ya, o kadar kötü değil. Hani bir tık daha iyi olsaydı, daha fazla hoşuma giderdi. Mesela kaledeki bütün düşmanları ya da ilk aşamadaki bütün düşmanları tek seferde alabilseydik güzel olacaktı, ama pek şimdilik onu yapamıyoruz. Oha. Ve aslında bu üçüncü boss'a karşı çok iyi bir şey ya, Viking. Olmadı. Şöyle devam ediyoruz. Haritamız, harita. Evet, pek enteresan bir şeyler yok. Sağ tarafı, oh. Sağ tarafı, ay, ay, tamam. Mesela şunları tek seferde almayı ne kadar çok istiyordum arkadaşlar. Bu resimleri de öyle. Emin değilim. Evet, almıyoruz tek seferde.
Hani olabildiğince fazla şimdilik canımızı yükselteceğiz arkadaşlar ve olabildiğince fazla hasarımızı yükseltmeye çalışacağız. Ama enteresan bir şey oldu. Ya sağ tarafta kuleye gittik bu sefer ya. Bu sefer enteresan oldu. İlk defa bana böyle oluyor arkadaşlar. Kulenin böyle sağ tarafta olması. Hoppa. Ha. Ha, olmadı. Ha, bu atlar o kadar zor geliyor bu atlar ya. En azından bana arkadaşlar, siz bilmiyorum ama bana zor geliyor. Ha. Burada arkadaşlar ayrı, evet. Burada arkadaşlar pek okumanızı şey yapmayacağım, tavsiye etmeyeceğim. Çünkü karakterimizde disleksi olduğu için birazcık zorlanıyor itina yapmak. Gördüğünüz arkadaşlar nasıl görünmez oluyorlar bazen. Bu işte stereo blind yüzünden ve glitch diyeceğim ama pek değil gibi. Tam olarak glitch değil. Şöyle bir şey var. Karakterler dönüyor ya şu şeyler arkadaşlar. Ah. Bu şeyler dönüyor ve mesela sola bakarsa eğer birdenbire sağa bakınca arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Bazen ortada duruyor büyüsünü aktive ettiğinde. Ve büyüyü aktive edince arkadaşlar bitmez olduğu için böyle nasıl desem sağa dönerken mesela solda işte sağa dönerken arkadaşlar adam ortada kalıyor birdenbire ve şey yapıyor. Mesela görüyorsunuz ben de eğer ortada kalabilirsem ya da görünmez olacağım ben de. Böyle bir süreliğine görünmez oluyoruz biz de. Yani çok şey, o yüzden kullanışlı bir yetenek değil arkadaşlar, en azından ben kullanışlı bir yetenek olarak saymıyorum. Ha. Burada mı öleceğim lan? Ha, yok, bunu şimdilik okumayacağız arkadaşlar. O zaman bunları şimdilik girelim. Ok. Yok. Bu karakterle ölmek istemiyorum lan. Ah. Lan hadi lan. Tamam neyse. Başka bir karakter seçelim. Tabii ki de abi. Abi tabii ki de. Birazcık daha fazla şey istiyorum arkadaşlar ve aslında bunu upgrade'lemedik o kadar çok ya. Karakterimin o kadar fazla şeyi yok söyleyeyim. Upgrade şey zırh taşıma kabiliyeti diyelim ben. Karısının buy muymuş lan? Abi çoktandır oynamadığım için unuttum birdenbire. Evet. Evet. Ha, iyi bir oyun inşallah olur. Ve enteresan bir şey var ki arkadaşlar, bazı odalarda su var ama suyun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Hani Castlevania'daki gibi su seviyeleri yok ya da başka oyunlardaki gibi su seviyeleri yok. Of. Abi başlamamalıydım buna. Abi. Abi. Mal mal gittik lan. Ama neyse. İşte liçin sorunu bu arkadaşlar. Yani böyle benim gibi kendinize çok fazla güvenirseniz olay ne oluyor? Hop, hemen geberiyorsunuz. Ha, en azından son şey kitabı okudum arkadaşlar. Daha çok ünlü bir adventure, maceracı olduğumu hatırlıyorum. Benim dövüş yeteneklerim
bütün kardeşlerimden daha iyiydi. Ondan eminim. Onlar kitaplarını, günlerini kitap okumakla geçirirken ben canavar falan öldürmeye gidiyordum. Ve her zaman düşünmüştüm neden babam beni onlara karşı tercih etti. Yani onları tercih etti benim yerime. Normalde tam tersi değil mi hikayelerde falan diyor. Şans cesur olanları şey yapıyor. Cesur olanların yanında değil. Çok zeki olanlarda mı ne öyle bir şey diyor. Ha abi bunu şey yapmak isterim, görmek isterim. Benim kılıcımdan kaçmalarını görmek isterim falan diyor. Oo abi şimdi şey hoppa boss odası. Tamam şimdi birazcık daha ciddi oynamaya çalıştım arkadaşlar. Birazcık daha ciddi, birazcık daha ciddi. Emin değilim başarabileceğiz mi ama deneyeceğiz en azından. Tamam şimdi. Buraya geliyoruz. Hop ne bulduk biz? Hermes Boots. Aynen süper süper süper. Hermes Boots aslında arkadaşlar çok güzel bir yetenek şu açıdan. Hop şöyle al şunu. Şöyle al şunu. Şimdilik şey yapmayacağız. Şöyle yürüyebiliriz dikenlerde arkadaşlar. Hermes Boots'la. Tam da açıklayacağım şeyi. Hop. Açıklamama gerek kalmadı. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunlar da yürüyebiliyoruz ya. Şu yukarı atlasam arkadaşlar hasar alacağım. Ya da kenar sağda ya da sol tarafta dikenler olursa arkadaşlar onlardan da hasar alacağım. Hani yerdeki dikenleri sadece şey yapıyor, engelliyor arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var ki hangi dikenleri engelliyor? Yerde olanları mesela yerden çıkanları değil. Var ya bazı yerler hani eğer fazla uzun süre durursanız bir yerde yerden dikenler çıkıyor arkadaşlar. Onları engellemiyor. Neden bilmiyorum. Ama engellemiyor işte ya. O birazcık sıkıntı ama aşamayacağımız bir şey değil. Mesela şurada yukarı şey yaparsam arkadaşlar. Hoppa. Eğer birazcık fazla yükseğe zıplarsam eğer arkadaşlar dikenler beni bana hasar verecekler. Tamam şimdi. Şu odaları neden bilmiyorum abi oyun koyuyor ya. Trollü odaları mı ne? Ha doğru ya. Diken. Abi. Ha yeni şey. Belki de seneler geçti ben ilk defa girdiğimden beri bu kaleye. Buradaki canavarları öldürmekte daha iyi olurum ama bayağı bir zaman geçtiğini şey yapıyor. Unuttum benim ailemin nasıl gözüktüğünü falan. Ne düşünüyorlar acaba? Belki de düşünüyorlar ki kaybettim falan, belki de beceremedim falan düşündüklerini şey yapıyor. Belki de kardeşlerim benden önce yetişti ilaca. Ve belki de onları bir canavar yerine saydım falan. Yani adam artık delirmeye başlıyor arkadaşlar ki bu birazcık normal diyebiliriz. Adam bayağı uzun süreden beri bu kalenin içinde. Hoppa, hoppa. Tamam, en azından flexible ya. Aa. Bu yetenek abi. Ha, en azından canım şey yaptı. Canım geldi. Hoppa. Tamam. Hop hop hop. Tamam aldık. Botse karşı şey yapayım mı arkadaşlar şimdi? Gideyim mi almaya adama? Gerçi nerede olduğunu bilmiyorum ama.
Sahiden sevdiğim bir yetenek. Ya görüyorsunuz ne kadar uzun süre aktive oluyor. Hani bir odayı temizleyebilirsiniz böyle arkadaşlar. Tamam. Teleport odasını bulduk şimdi. Amacımız diğer odaları bulmak arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Burada bakıyorum ki burada bir şeyler var. Burada bir şeyler var. Burası herhalde orman alanı falan olacak arkadaşlar. Belki de orman alanı değildi. Emin değilim. Bakacağız şimdi. Ama evet. Evet. Şöyle gel buraya. Oh. Hani burada bir şey olmamalı arkadaşlar ya. Tamam. Eyvah. Aslında evet ya şimdi. Ha, boss odası değilmiş arkadaşlar. Ben bunu boss odası zannediyordum ama değilmiş tam olarak. Neyse hop 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 hop. Ha. Abi hasar almam sayeden şey yaptım orasını. Tamam şöyle şurasını şu odaya bir bakalım ya şu odaya bir bakalım. Ha çok güzel bir şekilde aldım. Şöyle deneyelim şurasını. Tamam. Abi tek seferde aldığımı düşünüyordum ya. Neyse. Şimdi. Şöyle geliyoruz. Şöyle şu odaya. Aha. Tamam. En azından canım şey yapıyor arkadaşlar. Bounty ruin. Evet. Bounty'yi aldık. Karşıdaki odaya giriyoruz. Şimdilik es geçeceğiz bu odayı arkadaşlar. Çünkü aslında enteresan bir şey. Haritanın her yerinde sizi teleportlayabilir arkadaşlar. Bazen bir keresinde bana şöyle bir şey oldu ki boss odasını teleportladı beni. Yani enteresan bir olay, enteresan bir şey. Ama riski almak istemiyorum bu karakterle arkadaşlar şu anda. Çünkü şöyle bir şey var ki bayağı yerler açık hani bende. Hayır. Eyvah. Ha büyük yok. Büyük kullanım yok. Tamam, birazcık daha canım oldu. Daha da canı lazım bana arkadaşlar. Daha fazla can lazım. Ve şunlardan faydalanacağız birazcık. Uf, kritik vurduk ya. Eyvah. Ölmek üzereyim lan. Altını al. Kaç. Tamam. Şimdi. Oraya girmek istiyorum aslında arkadaşlar o odaya ama şu anda girmeyeceğiz. Başka bir teleport odasına gideceğim. Şuraya geleceğiz arkadaşlar. Evet. Can. Manla. Aynı şekilde devam edeceğiz şuradan ve tamam. Evet buraya gelelim neden olmasın neden olmasın. Kotaki.
Evet, aşağıya, aşağıya. Hani botlarım da var arkadaşlar, neden olmasın? Yine gereksiz yere hasar almaya başladım lan. Hani benim için arkadaşlar bu bir oyundaki ikinci yetenek gibi bir şey ya. Birincisi kargalar. Kargalar belki de oyundaki en iyi yetenek yani. Benim için hani en iyisi. Bu ise ikinci yetenek gibi bir şey ve üçüncü sırada belki de time stop gibi bir olaylar var arkadaşlar. Ay. Time stop da güzel ya. Time stop hoşuma gidiyor benim. Bayağı büyük bir odaymış lan. Gerçi pek fazla düşman yoktu. Yani odanın büyüklüğüne göre. Burada her şeyi almış gibi görünüyoruz. Şimdi şuradan geç. Tamam. Evet. Evet ilerliyoruz burada. Ah. Tamam. Eyvah. Yani görüyorsunuz arkadaşlar artık bunları belki de 3 defada alıyoruz ya. İlerledikçe şeylerde arkadaşlar kalenin ayrı yerlerinde abi ne oldu öyle? Hani ilerledikçe kalenin ayrı yerlerinde arkadaşlar farklı farklı şeyler çıkıyor karşımıza ya. Evet. Eyvah. Şöyle opa. Bizi çok geriye fırlatıyorlar evet. Hoşuma gidiyor bazen olay olay hani komik komik. Hoppa tamam. Evet mesela böyle üstlerinde duramayız bunların arkadaşlar eğer botlarımız olmasaydı. Tamam. Altın olarak bayağı ilerledik ya. En azından altınımızı ilerletiyoruz arkadaşlar. Bu sayede olmadı. Bu sayede daha fazla upgrade alabileceğiz en azından. Evet. Yok abi denemeyeceğiz. Denemeyeceğim. Umurumda değil. Denemiyorum. Aa! Hadi lan. Az önce aynı odadaydık lan. Oh. Hoppa. Ne oluyor burada lan?
Abi şu kritikleri keşke birazcık daha fazla yükseltsem ha, şeyleri ya, kritik şansına. Ama hep es geçiyorum bu kritik olayına. Ama bayağı altın veriyorlar şu anda bize düşmanlar arkadaşlar. Spellbunker olduğum için belki de. Ya da Spelunker mı? Neydi o? Evet, Spelunker. En azından ben Spelunker diyorum da. Çok şey yani, uyuşunu bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl okunduğunu, nasıl dendiğini. Yani gördüğüm gibi okuyorum şu anda. Haydi şöyle şunu al. Şöyle şunu al. Al, al, al. Evet. Aa, giremiyoruz oraya. Eyvah. Hadi lan. Bu arada eğer bir kez daha vursaydı şey yapacaktık arkadaşlar. Yok edecektik şeyleri ve burada hiçbir şey yok. İhanete uğradım. Oo abi, canımız yok bizim. Şimdi fark ettim ben. Yani şimdiye kadar bakmıyordum arkadaşlar. O yüzden hiç umurumda değildi ama şimdi bir anda fark et. Oh, neredeyse ölüyorduk. Ha tamam. Evet, aa. Bütün hepsinden bugün benim için en zoru arkadaşlar. Hadi lan. Nah, olmadı. Denedik. Evet, adam bizimle dalga geçiyor. Eğer 8 taneyi vuramadıysan diğer kalenin diğer kısmında bol şans diyor adam. Ha, evet, lazım olacak şans bana. Evet. Ama az kalmış. Oh. Bakalım 12.000 yapabileceğiz mi arkadaşlar? 12.000 yapabileceğiz mi? Gerçi 13 mü desem? Ha. Tamam. Böyle yapıyorsunuz bunu. Abi yoksa zor ya. Dash falan abi, çok şey olmasın of abi. İyi ki de şey botlarım var ya. İyi ki de botlarım var. Hani bazen doğru upgrade de olunca arkadaşlar çok güzel oluyor, çok hani oh, rahatlıyorsunuz birdenbire. Evet tamam, şimdi yukarıki kısma doğru gidiyoruz arkadaşlar, orada öleceğiz herhalde artık. Ama en azından birazcık daha fazla paramız olacak. Eyvah. Hani umurumda değil arkadaşlar. Kullandık şeylerimize, büyülerimize, mandamızı.
aslında kullanmak için de... Ha evet, bazen işte arkadaşlar oyunda yeterince mana kullanmıyorum, bazense çok fazla güveniyorum manaya. Yani. Zaten bir şey noktasını bulmalısınız siz söyleyin arkadaşlar. Ranger Cape, bu Cape güzel miydi ya? Unuttum birdenbire. Silver Cape. Eğer kılıcı alabilirsek Ranger kılıcını güzel. Ranger kılıcı güçlü bir kılıçtı. Tamam, oh. Tamam, 12.000 yaptık. 13'e varabileceğiz mi bakalım? Nereye gideceğimi tam olarak ben de bilmiyorum. Yani nereye gitsem yanlış artık ama. Burasını ez geçeceğiz. Burası beni öldürebilir. Burası bir tık daha iyi. Abi son saldırıyı yapamadık. Aman neyse. Tradesman. Evet, bu aslında kötü bir şey değil. Kötü bir şeyler değiller. Evet. Birazcık daha fazla can istiyorum arkadaşlar. Birazcık de birazcık daha fazla şey. Bir tık daha fazla. Ve kritik şansı yükseltirim biraz. Evet. Ranger Creep'e bir bakalım ya. Evet bu... evet doğrusu doğruydu, doğru. Şu iki Creep'in birleşimi arkadaşlar. Güzel bir Creep'ti bu. Kılıcı almamışım ben Ranger kılıcını. Olsun. Bounty ve evet. Rünleri pek artık da yapmayacağım arkadaşlar. Şimdilik almayacağız en azından. Çünkü çok şeyler ya. Komik şeyler gözüküyor. Ama bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Ve bu şu anda Clonus yeteneğini gördünüz ya da şeyini. Diğer bölüm açıklamaya çalışacağım eğer unutmazsam. Ama kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.